Evet arkadaşlar şimdi merceklerde kırılma örneklerine bakacağız. Şekildeki ışın kendi üzerinden geri dönmektedir. Mercek ve çukur ayna arasındaki ilk uzaklığı, mercek ve aynanın odak uzaklığı cinsinden hesaplayınız denilmiş. Şimdi öncelikli olarak ne yapmamız gerekiyor? Buradaki ışının kendi üzerinden geri döndüğü bize söylenilmişti. Asıl eksene paralel gelen bir ışın ince kenarlı bir mercekte odağından kırılacaktır diyebilirim. Yani şuradaki mesafe bizim için F2 kadardır. E peki burada bir çukur aynamız var. Buradaki ışının kendi üzerinden geri dönebilmesi için mutlaka çukur aynanın merkezinden gelmiş olması gerekiyor. Yani iki tane F1'dir diyorum. Ve o zaman buradaki x uzaklığı bizim için iki tane F1 artı F2 kadardır diyebiliyoruz. Yine burada bu sefer ne kullanılmış arkadaşlar? Kalın kenarlı bir merceğimiz var. Kalın kenarlı bir mercekte ışınlarımız uzantıları odaktan gidecek bir şekilde kırılıyordu. E peki biz ne diyorduk? Buradaki bir çukur aynada ışının kendi üzerinden geri dönebilmesi için mutlaka aynanın merkezinden gelmesi gerekiyordu. Yani buranın 2 tane f1 eşit olduğunu söyleyebilirim. O zaman x uzaklığı için de iki tane f1 eksi f2 kadar olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki ışın kendi üzerinden geri döndüğüne göre denilmiş mercek ve tümsek ayna arasındaki uzaklık bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bir tümsek aynada ışının kendi üzerinden geri dönebilmesi için mutlaka merkezine gelmesi lazım. Uzantısı merkezine düşmek zorunda bu ışınların. O zaman şuradaki mesafe için diyeceğiz ki iki tane f1. E peki ince kenarlı bir mercekte asal eksene paralel gelen bir ışın odağından kırılıyordu. O zaman buradaki x uzaklığının artık f2 eksi İki tane F1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Merceğin odak uzaklığı kaç santimdir diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle ince kenarlı bir mercekte odağın pozitif olduğunu söylemiştik. 1 bölü F eşittir. Işının gelen ışın kendisi asal ekseni kestiği için 1 bölü 120 olarak yazıyorum. Kırılan ışının kendisi asal ekseni kestiği için yine 1 bölü 40 olarak yazdım. İki değeri de pozitif olarak aldık. Şurayı 3 ile genişletiyorum. 1 bölü F eşittir. 1 artı 3 bölü 120'dir diyoruz. Ve buradan da odak uzaklığımızın artık 30 santim kadar olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Merceğin odak uzaklığı kaç santimdir denilmiş. Yine merceğimizin odak uzaklığını bulurken diyoruz ki 1 bölü F eşittir. Gelen ışının kendisi asal ekseni kestiği için artı 1 bölü 20. Kırılan ışının uzantıları asal ekseni kesmiştir ve uzaklık 60 santim kadardır. Ve bu sefer de diyorum ki eksi uzantılar olduğu için 1 bölü 60'tır diyoruz. Şurayı artık neyle çarpıyorum arkadaşlar? 3 ile. 1 bölü f eşittir. 3 eksi 1 bölü 60 olacaktır. Ve buradan 1 bölü f eşittir. 2 bölü 60. Yani odak uzaklığımızın 30 santim kadar olduğunu söyleyebiliriz. Merceğin odak uzaklığı kaç santimdir denilmiş. Şimdi kalın kenarlı bir mercekte odak uzaklığı negatifti. Eksi 1 bölü f olarak yazdım. Gelen ışının kendisi asal ekseni kestiği için 60 santim olarak alıyorum. 1 bölü 60. Uzantıları kırıldığı için buraya artık eksi 20 olarak alacağız. Eksi 1 bölü 20 olarak yazıyorum. Şurayı 3 ile genişlettik arkadaşlar. Eksi 1 bölü f eşittir 1 eksi 3 bölü 60'tır diyoruz. E buradan da eksi 1 bölü f eşittir eksi 2 bölü 60'tan f dediğimiz değerin 30 santim kadar olduğunu söyleyebilirim. Odak uzaklıkları F1 ve F2 olan asal eksenleri çakışık şekildeki ince kenarlı merceklere gönderilen tek renkli bir I ışını şekildeki yolu izlemektedir. Buna göre F1 bölü F2 oranı kaçtır diye sorulmuş. Asal eksene paralel gelen bir ışın odaktan kırılacaktı. Demek ki şuradaki mesafe bizim için nedir arkadaşlar? Odak uzaklığı. O zaman ne diyebilirim? F1 eşittir 3x'tir diyebiliyoruz. Peki Buradaki f2 için ne yapmış? x'ten gelmiş, x'ten kırılmış. Merkezden gelen merkezden kırılıyordu. O zaman buradaki mesafenin 2 tane f2'ye eşit olması gerekiyor. Yani 2 tane f2 eşittir x ise f2 dediğimiz değerin de x bölü 2 eşit olduğunu söyleyebilirim. Oldu ki hatırlayamadık ya da göremedik. O zaman ne yapacağım? 1 bölü f2 eşittir 1 bölü x artı 1 bölü x dememiz gerekiyor. E buradan 1 bölü f2 Eşittir 2 bölü x çıkacaktır. Ve f2 dediğimiz değerinde artık x bölü 2 eşit olduğunu söyleyebiliriz. E artık oranlamak kaldı. f1 bölü f2 eşittir 3x bölü x bölü 2'dir diyorum. Şunlar sadeleşti. Ve bu oran değerinin 6 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Odak uzaklıkların oranı nedir diye sorulmuş. f1 için yazıyorum. 1 bölü f1 eşittir 1 bölü 2x artı 1 bölü 3x'tir dedim. Şuraya arkadaşlar 3 ile burayı da 2 ile genişletiyorum. Buradan 1 bölü f1 eşittir 5 bölü 6x olarak gelecek. Yani f1 dediğimiz sayısal değerin 6x bölü 5'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında f2 için yazalım. 1 bölü f2 eşittir 1 bölü x artı 1 bölü 2x'ti. Burayı 2 ile genişletiyorum ve buradan da 1 bölü f2'nin artık 3 bölü 2x'e eşit olduğunu yani f2 değerimizin de 2x bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. E buradan artık oranlamak kaldı. F1 bölü F2 eşittir diyoruz. Artık ne gelecektir? 6x bölü 5 bölü 2x bölü 3'tür diyorum. Şunları sadeleştirdim. 6 bölü 5 çarpı 3 bölü 2'den artık bu değerinde 9 bölü 5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Müzik